Erkan Tan Türkiye'de Haçlıların ve Siyonistlerin siyasi partileri var. Bu seçimlere Haçlı Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin Türkiye'deki siyasi partileri de giriyor. Bu nedenle bu seçim ve her seçim aslında bir beka meselesidir. Düşmanlarımıza hizmet eden içimizdeki hainler 100 yıldır demokrasi adı altında kurdukları siyasi partilerle seçimlere giriyorlar. Yani isimleri, yöneticileri, görüntüleri bizden gibi ama ruhları Batı'ya kul köle olmuş siyasi kuruluşlar. Hedefleri yerel seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi zayıflatmak, genel seçimlerde de tümden yıkmak. Baygın Türkiye'yi geri istiyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşısında şer cephesi oluşturanlar, bazı insanların kafasını karıştırıyorlar. Onlara hatırlatmak ve sormak gerekiyor. Ne yaptı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den nefret edeceğiz? Hızlı trenlerde seyahat ediyordunuz da bu imkanı ortadan mı kaldırdı? Duble yollarda keyifle memleketlere gidiyordunuz da engel mi oldu? Ekmeği karneyle mi dağıttı? Hastanelerde sizleri rehin mi bıraktı? Uçaklarla yolculuk yapıyordunuz da engelledi mi? İnancınıza müdahale mi etti? Yolunuzu mu yapmadı? Köprünüzü mü yapmadı? Gece yarılarında ilaç kuyruklarına mı dikti? Memleketi Haçlı Siyonist ittifakına peşkeş mi çekti? Müslüman kardeşlerimiz bize muhtaç oldu da kapılarımızı mı kapattı? Daha çok soru var ama yerimiz yok. Kirli ittifak şer cephesinin tek amacı. Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi seçtirmemek. Başka bir dertleri yok. Proje, hizmet, icraat, milletin derdi falan umurlarında bile değil. Devlet, eli ve ekonomi. Emperyalist yamyamların kendi sömürü düzenlerini işletmek için kurdukları sistem sadece kendi menfaatlerinin devamı içindir. Ekonomi içinde devlet eli ve müdahalesi şarttır. Bu alçaklar, ekonomistleri, medyaları, belli isimler adı altında verdikleri ödüller, filmleri, sanat dünyası, Müslüman ülkelerde yetiştirdikleri FETÖ bari sözde Müslüman örgütlerle devletlerin ekonomiye müdahalesini engellediler. Aslında bu emperyalist yamyamların her birinin memleketlerinde devlet destekleri ve müdahalesi apaçık vardır. Piyasaları düzenleme, denetleme ve gerektiğinde kooperatifler, üretici birlikleri, bankalar aracılığıyla bizzat işlere karışma kesinlikle olmak zorundadır. ODTÜ Ekonomi Mezunu Turhan Tekeli adlı seyircim görüşlerini bu şekilde paylaşmış. Eğer devlete ait olmasalardı, son aylarda Ziraat Bankası Halk Bank'la Vakıf Bank tarafından iş adamları ve esnaf başta olmak üzere toplumun her kesimine uzanan kredi ve destek dokunuşları mümkün olabilir miydi? Dileğim ve duam, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sebze meyve fiyatları konusundaki hamleleriyle inşallah dünyaya bu konuda da ilham kaynağı olacak işler yapabilmesidir. Erkan Tan Takvim